Mesut Süre'yle Rabarba başlıyor. Hanımlar beyler, herkese iyi akşamlar. Hanginiz çarptı? Ben. Sebep? İlim çarptı. Böyle bir amatörlük. Bu adam 46 yaşında. Yazıklar olsun. Salı akşamında Rabarba'da canlı yayınla karşınızdayız. Konuklarım Ebru Yıldız. Hello. Ne haber? İyi, sizden ne haber? Özledim. Ya ne zamandır yayına gelmiyorsun? Geçen hafta gelmedim ama ben çok kopuk hissettim kendimi. Ve biz de hiç Rütü'ye şikayet edilmedik. Yani bizim açımızdan da öyle bir şey oldu. En azından o endişeyi taşımadık içimizde. Ama yani aslında standart düştü. Şimdi benim o işi yükseltmem gerekecek yani. Joytürk, Allah'ım hep işim zor sana yani. Sana şunu söyleyeyim. Joytürk derin nefes aldı. Senin gelmediğin o iki hafta içerisinde olduk. Ya. Şimdi biz de çünkü yani ferahlayınca dedik ki Ebru gelsin. Azıcık dedik dil, din, ırk ayırsın. Biz bunu dedik. Ve anlatan adam, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi abi, senden ne haber? İyiyim ben de. Sevgili dinleyenler, hello. Dün tabii 18.00'da başlayınca siz yine öyle zannettiniz ama no. Bugün 6 geçe girdik. Rabarba sürprizlerle dolu. Hiçbir şey değişmediği için yayında böyle küçük değişiklikler yapıyoruz. Başlangıç saati, bitiş saati, böyle şeyler. Bitiş saatini çok değiştirmiyoruz. Şu anki durumum sevgili dinleyici, gündüz uyumuş uyanmış, yeni kalkmış, ayılmaya çalışan, duyargaları kapalı. Yani bu yayın süresi içerisinde bir anda Ebru'ya aşık olabilirim. Çünkü sana diyebilirim ki boşan gel eve çıkalım. Yani böyle algısı açılmamış henüz. Müthiş saçmalamaya çok hazır, tam dolandırılacak bir durumdayım yani. Sabah Rabarbası gibi. Gibi ne? Yani oradan da daha düşük. Düşük yani, öyle bir günaydın enerjisi de yok. Ya. Anladın mı? Yani hiç gündüz uyuyup uyanıp hayatınıza devam ettiniz mi? Tabii etmişsinizdir. E tabii canım. Geceden kalmalık durumlarda oluyor. Ben bugün işte seninle aynı durumdayım. Ben de şimdi kalktım geldim. Öyle mi? Tabii. Ama sen sabah bir kalkmadın. Bak ben öyle değil. Ne kadar it kopuksunuz gerçekten ya. Ben saat 8'e doğru kalkıp işime gidip mesaimi bitirip trafik çekip geldim. Anlat. Lütfen. Abi, benim şimdi 23 Mart'ta doğum günümdü. İkimiz toplam 84 yaşındayız. Evet. Ya şu anda senin karşında 84 yıllık bir tecrübe var, haddini bil. Anladın mı? 90'lı dünkü çocuk gelmiş it kopuk diyor. Bu bir yaşam tarzı. İleride büyüyünce ben de mi sizin gibi olacağım? Yani tercih edersen bu daha güzel. Nasıl içi geçmiş. Daha güzel enerjisi. Anlatan daha güzel değil mi lan? İkisi yapayalnız huzur evinde oturuyorlar. Daha güzel değil mi lan? Huzur evinde de geç yatıyor herifler değil mi? Hiç iş güç yok. Ya bak bu 116 numaradakiler 5'e kadar oturuyor ya. Çişlerini tutamıyorlar, hala rock'n'roll peşindeler. Ya ama öyle gerçekten. Benim mesela kendi annem babamdan biliyorum. Gittikçe yatma saatleri 2'ye 3'e sarkmaya başladı. Ya bizi ona neden benzeterek yani bir balkonda çekirdek çitleyerek oturmuyoruz yani. Onlar da öyle oturmuyor. Ne yapıyorlar mesela, çılgın? Siyasi ve tarihi programlar izliyorlar, ha. Anlamıyorum. Veya gün içerisinde izlemedikleri dizilerin tekrarını izliyorlar. Ha. Sabahlara kadar çılgınlarca. Eskiden bu CNBC hayatımızdayken şöyle tatlı bir an olurdu. Mesela bir film izlerdin akşam 9'da. Tamam mı? Böyle bir şekerleme uyuyakalırdın. Bir kalkardın 1.30. Aynı filmi bir daha veriyor çünkü. Evet, evet. Devam ederdin oradan. Yani bazen böyle o sahnede uyanırdın. 1.30. Acaba hiç uyumadın mı? Zaman hiç geçmedi, evet. Ama ben kendimi çok dinç hissediyorum. Temiz 4 saat uyumuşsun ama aynı kareden devam ederdin filmi izlemeye. Bir tane abim anlatıyordu. Böyle orta yaşın çok çok üstünde bir abi. Kendine bir masa hazırlamış, böyle çilingir sofrası hazırlamış. Maçın karşısına oturmuş. Birazcık böyle takılmış, maçı seyrederken uyuyakalmış. Maç bittikten sonra gece 2.30'da tekrarı var ya. Ha. Arada uyanmış, seyrettiği yerleri bir daha seyrede aynı heyecanla maçı bir daha seyretmiş. Öyle tabii. İzlersin yani. Bir yandan da kendine çilingir sofrası kurmak. Siz mesela yalnızken kahvaltı hazırlar mısınız kendinize? Ya şöyle, mutfaktan yiyeceğim eşyaları, yemekleri tabağıma koyar, eşyaları salona gider, koltukta yerim. Ama o sofrayı kendime hazırlamam. Peynir, zeytin, yumurta koyarım, alırım tabağımı, televizyon karşısına yerim. Yayına gelmediğin iki haftalık zaman zarfında kitaba da uzak kalınmış belli ki. Ya sonuçta eşya
Yenilemez diye bir şey yok. Bunu hiç kurtarmıyorum. Bence ne alakası sonuçta var? Sonuçta eşyaysa ben dedim. Eşyaysa eşya. Sonuçta bisküvi bence hem eşya hem yemek yani. Bunu... Hayır, diyet bisküviler kontrplağa benziyor. Evet ama eşyadan sayılmaz. Sulta falan diyorlar ya bazen. Sevgili dinleyici, birkaç kişi telefona alalım ya. Yapayalnızken, yani diyelim evdesiniz, yalnızsınız. Kendinize kahvaltı hazırlamak, böyle bir masa örtüsü sermek, demli bir çay yapmak. Ya kendinize onu yaşatıyor musunuz? Yani kendinize harcayacak enerjiniz var mı? Bir insan kendi kendine gerçekten çay demler mi? Yani bunu sallaması var. Neden? Ya, tamam işte. Değil bazı insan da der ki hayır der. Ben Mesut'um, Mesut Süreyim. Benim içeceğim çay demli olmalı. Kendine çay demler, üşenmez. Tabii kimisi öyle seviyor zaten yani. Kimisi 5 dakikalık sallama çayı içmiyor. 5 dakikalık keyfi için 2 saat enerji harcar. Hayatta bir yaprak sarma gibidir. Ya da mantı, Kayseri mantısı. Hah, seninki daha tatlı oldu. Evet. Hayatta Kayseri mantısı gibidir. Devam et, şimdi ben çok hakim değilim mantıya. Şimdi onun hamurunu hazırlaman gerekiyor, açman gerekiyor incecik. Ondan sonra kıymaların içine koyup teker teker kapatıp ondan sonra ayrıca pişirip sonra sunumunu yapman gerekiyor ki çok zor. Sunum dediğin Tepegöz'le mi? Slaytlar ve çıt çıt. Sunum şu, haşlanan... Tepegöz kalmadı ya. Oğlum çok yaşlandık lan biz. Dur bir telefon. Alo. Alo. Hoş geldin hocam yayına. Hoş bulduk Mesut, selam. Tek başına olduğun zaman kendine o güzel anları yaşatıyor musun? Enerjin var mı? Hem de nasıl var ya, böyle krallara layık kahvaltı hazırlıyorum kendime. Hakikaten mi ya? Evet evet, yani hiç üşenmem, kalkarım sucuklu yumurtamı yaparım, ekmeğimi kızartırım, çayımı demlerim, zeytinimin üzerine kekik, biber, zeytinyağını dökerim. Peynirimi alırım, ondan sonra Instagram story. Bak ben buna çok niyetlensem, bu kıymetli dinleyicimiz gibi aynı şekilde mutfakta sucuklu yumurtayı yaparken çayı da koyarım. Orada yani mutfakta ayaktayken yerim, çayımı içerim. Hemencik böyle yerlerine koyarım. Hiç yani bir masa kurmadan orada yine derim ki vallahi uğraştır ha kendini. Benim tepe noktam burası. Yani. Ha, benim tepe noktam da çok başkaymış ya dinleyicimizdeki. Yaşa hocam, öptük. Bay bay. Eyvallah, görüşürüz. Görüşürüz. Bakalım kendinize kıymet veriyor musunuz? Alo. Alo, merhaba Mesut, nasılsın? İyi hocam, ne yapıyorsun yalnızken? Kendine kıymet veriyor musun? Valla ben kendime oldukça kıymet veriyorum. Hatta akşamları dahi kahvaltıya geçtim. Kendi kendime yemek hazırlayıp sofra kurmuşluğum vardır Bolcan'a. Allah Allah, ne güzel ya. Ne güzel alışkanlıklar. Çok sıkıcı değil mi? Neden? Bence böyle zevkler paylaştıkça güzel ve paylaşmayınca çok böyle... Ya Ebru, bazen paylaşacak yani. İnsan olmaz. Yani şöyle olur... Çok garip gelmiyor mu sizin de yalnızlık? İşte o yüzden tıkarsın ekmeği ağzına, çayını da yumuşatırsın böyle biraz boğazında, o kadar yani. Evet, yaşam koşulu devam ediyor. Bay bay. Mesut'cum, o gün kendine bir lüks hayal edersin, çift kaşar yersin be. Bir daha mı geleceksin dünyaya çift kaşar? O enerjiyi git dışarıda insanlarla harca. Kitabın ilk sayfasını açıyorsun, Ebru'nun kitabı, fazla uğraşmayın. Kitaba bak. Önemli olan karnımızın doyması. Ebru'nun yeni kitabı, çok da şey yapmayın. Tüm laflarda. Ay, dün kullandım o kelimeyi. Çok da şey yapmamak lazım. Yani çok sık kullanıyorum. Bunu bir de istatistik olarak da görelim mi arkadaşlar? Instagram'dan Mesut Süre hesabına herkes bir yazabilir mi? Tek başına kaldığında kendisine kahvaltı, akşam yemeği hazırlıyor mu, hazırlamıyor mu? Bir yazın. Yüzde kaç olursun? Ne diyecek? Tek başıma kaldığımda veya hayır, akşam... Hazırlıyorum. Tamam, anladım. İyice. Şöyle yapın. Nerede doğdunuz? Önce bana bir anlatın. Çocukluk sürecini, ortaokulu, liseyi. Bunların hepsini bir anlatın. Sen mesela bu kadar anlattın. Yalnız kalınca ekmek mi tıkıyorsun ağzına? İşte yemem gereken şeyleri hazırlıyorum tabağın kenarında. Bir tabağın içine sıkıştırıyorum. Üst üste birbirine karışıyor reçelle, peynir falan, her şey. Ne kadar kötü ya. Televizyon karşısına geçip dizimi açıyorum. Orada o sırada karnımı doyuruyorum. Yani o yemeğin tadını tek başıma sırf yemek üzerine asla harcamıyorum. İğrenç bir cümle kurdum yine. Gerçekten hiç olmadı. Harcamıyorum dedim. Ben anlamadım. Kendi cümlesine sıkıldı zaten. Yok, bu. Bütün Türkiye bir anda ne demeye çalışıyor acaba? Şifreyle konuşuyor bunlar diye. Ay, o kadar uzağım ki yani bu konuya, o yüzden. Bizi ilk defa açanlar baya şaşkın. Bunlar kim ya? Alo. Alo, iyi akşamlar. Hoş geldin hocam, ne haber? Hoş bulduk. Teşekkürler, sizler de mükemmelsiniz zaten. Hani... Sağ olun hocam. Kendini hazırlıyor musun bir şeyler?
Ya aslında eşim o kadar güzel yapar ki o hazırlama işi. Tek kaldığımda böyle bir heveslenirim. Açarım dolabın kapağını, yumurtaya bir göz kayar. Benim bir yumurta yapayım, peynir, işte illanmeli falan derken o arada böyle ufak ufak zeytinden iki tane atarsın. Peynirden biraz atarsın. Kaşardan biraz atarsın ama düşürme aşamasında. Sonra aynen. Lan ben deyip kapatıyorsun dolabın kapağını. Sen de kesinlikle. Aga yok ya, bu değil. Ben hatta de ben bu değil. Şu an ne yapıyorum? Hani her sabah işe gidiyorum ama kahvaltıya hazırlayacak 5 dakika ayırmıyorum kendime o. Çünkü 10 dakika önce uyanmıyorum. Sabah uyanır uyanmaz 2 tane yumurtayı haşlıyorum. O sırada ben giyiniyorum. Evden çıkarken yumurtaları yanıma alıyorum. 2 tane yumurta yiyorum her sabah. Neden 2? Çünkü diğer şeyleri hazırlamakla uğraşmayayım. Yumurta doyursun yani. Ha, tok tutsun diye. Aynen. İşte emperyalist güçlerin seni çalışmaya yönelttiği için yani bir yani hayattan zevk almanı engelliyorsun. Ama sonuçta evet. 15 dakika erken kalksam kalkarım. Evde yapsam yaparım ama bunu yapmıyorum. Çünkü geç yatıyorsun. Neden? Hiç de geç yatmıyorum. Hmm, çünkü emperyalist. Yani hiç alakası yok. Ebru'nun durumunu çok da İngiltere ile açıklayamıyorum. Kahrolsun Ebru'nun. Yani şu anda Ebru iki tane yumurta yiyor diye de faşizme hayır diye bağırmayalım yani. Gerçek eylemcilere çok ayıp etmiş olur. Çünkü insanlar bazı şeyleri hakikaten savunuyorlar yani. Yani bir de yumurta atsalar bana hoşuma gidecek. Yani insan hakları neler neler var şu hayatta. Fırsat eşitsizliği, çok fakir ülkeler var. Ebru'nun yumurtaları için ne olur yürümeyelim. Üçüncü haber olmam lazım yani. Ne bakıyorsun oğlum, ben erkenden yatıyorum, sabah erkenden kalkıyorum dediğini. Açıyorum Instagram'ı sabahın köründe. Ebru'nun abi delicesine eğlendiği Insta story'leriyle karşılaşıyorsun. Onlar hafta sonları da. Ha, hafta sonları. Hafta sonu Ebru'nun yani şöyle hangi semtte nereden çıkacağını bilemezsin. Kimi zaman Şile, kimi zaman Gebze. Hep İstanbul içinde ama saçma sapan yani. Ben de bilmiyorum. Telefonumuz var. Alo. Alo. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Tek başına kaldığında kendini hazırlıyor musun bir şeyler? Yani cumartesi sabahları hazırlıyorum. Çok güzel bir kahvaltı yapıyorum falan böyle. Sonra tek başımayım diye moralim bozuluyor. Pazar günü yumurta. Yumurta çare ya. Gerçekten değil mi? Çare bir sarı gül iki yumurta. Hatta insanlar yumurta diyeti yaparak kilo da veriyormuş. Yani hem tuttuğu için hem de bu protein karbonhidrat oranı çok yerinde olduğu için. O açlıktan kilo verirsin. Zavallıktan kilo verirsin. Yumurta bir şey söyleyeceğim. İki tane yumurtayla hayatta kalmaya için dük valla kilo verdim. Ya verdiğimde. Sabah haşlama yumurta ye, öğlen omlet ye, işte akşamüstü de ne var? Ne abi, yılan gibi bütün yumurtayla geçer mi hayat ya? Öptük hocam, teşekkür ederiz sana. İyi akşamlar, kolay gelsin. Yaşa sen, çok sağ olasın, bay bay. Yani sevgili arkadaşlar, şöyle bir ankete de bakalım, ondan sonra araya gireceğiz. Bu arada bu akşam bir de sorumuz var sevgili dinleyiciler. İkinci anonsla birlikte konuşacağımız, daha önce sormadığımız ilişkide ne olur da tartışma çıkar diye. Evet. Enteresan bir soru. İlişki. Acaba bak, nasıl cevap çok güzelmiş. Bak çok güzel şeyler gelmiş. Kendime portakal suyu sıkarken sıkmaktan vazgeçip kalan portakalı yemişim. Kesinlikle yani. Bak. Ki vitamini daha faydalı tabii, öyle. Tabii çok sağlıklı. Evet. Allah Allah. Tek başımayken krallara layık bir sofrayı büyük bir tepsiye sığdırırım. Ve kraliyet ailesindenmişim edasıyla keyifle yerim. Utanmasam zeytini çatal bıçakla keseceğim, o derece demiş bir dinleyicimiz. Vay be. Bu bence kendini küçük oyunlar yapıyor. Hiç birden fazla çatal kullandığınız oldu mu? Kahvaltıda mı? Hayır. Hayatta. Hayır şöyle. Dışarıda yemekte evet. Evet evet, yani bıçaklar yan yanıdır çatal. Ya benim gerçekten... Şöyle dışarıdan içeri doğru gidiyorsun. Tamam gidiyorsun da sen bunu pratikte yaptın mı? Yaptım. Evde yaptın mı? Evde mi? Ha. İki olmuştur maksimum. İki çatal. Evet. Niye? İki bıçak mı, iki çatal mı? İki çatal, iki bıçak. Ha neden? Çünkü şöyle. Yok, evde olmaz abi. Mesela yemekten önce çorba gelir. Çorba yenir. Ondan sonra bunu annemin evinde de yapıyoruz bu arada biz. Hani ben yapmıyorum ama evde oluyor. Sonra zeytinyağlılar, işte aperatifleri, bunu dıştaki çatalla yiyorsun. Ondan sonra ana yemek et veya balık geldiği zaman onu diğer içeri girip onunla yiyorsun. Vay be. Sonra. Sofistike garson getirmiş gibi yani geldiği zaman. Zamanda, bak. Ama o kaşıkları biz sonra tatlıyla beraber getiriyoruz. Aslında onun da masada böyle önde olması gerekiyor. Ha tamam, sonra geliyor kaşıklar. Ne güzel alışkanlığınız varmış. İşte bunlar evlenirken çeyizlik çatal bıçak takımları olur ya, verirler. Aha. Ve çok pahalıdır bunlar kasada. Onların bir şekilde kasada mı? Kullanılması lazım. Tabii böyle kasayla geliyor ya onlar. Ha, kendi kasasında. Kendi kasası. Yok, evin kilitli. Paralar bir. Evcim valla mal varlığınız gözlerimizi yaşattı.
Yasa yaptırmışlar. Hani içini bir yaşıyor jumbo. Ha, bu ne ya? Aynen. 99 parça tamam da yani. Bu kadar da. Oğlum kim çalacak bunları? Gümüş kaplama. Hırsıza rezil olacaksın ya. Vallahi adam İtalyan işi gibi. Ocean's 12 gibi. 8 kişi bir araya gelmişler. Ebru'nun evine girmişler. Kasayı açmışlar. Tavandan makarayla aşağı iniyor. Bir açıyor. Böyle ışıklar var ya, ışınlar. Abi bizim eve mi giriyorlar? Bu kadar. Yanmadan onların arasından geçiyor. İkişer tane bıçakla gidiyor. Ya sen fazla bıçak aldın diye tartışma çıkıyor sonra. Giderken hırsıza çok ayıp oldu gerçekten. Yani bilmiyorum, şaşırdım standartınıza ya, aile olarak. Onlar genç kızların rüyaları. Öyle deme anne. Maddiyatla ölçülemez. Keyif seti hakikaten hep var değil mi her evlilikte? Yani öyle... bizde pek yoktu ya, bizde olmadı öyle bir şey. Öyle mi? Hı. Ne yaptınız siz, o İsveç markasından mı aldınız çatalları, kaşıkları? Yani. Plastik ya, ben anlamadım. Plastik. Lahmacun cibince onları saklıyorlar böyle. İbrahimlerin evinde bir tane bardak var, metal. Ondan sonra herkes ondan içiyor. O da zincirle duvara bağlı. Valla. Yemek tabildotla. Hanım mesela akşam yemeğine gittim bir gün. Yemek koyacak bana eşi Nurgül. Ondan sonra yemeği koyuyor, cacık koyuyor. Cacık yemeğe taşıyor. Müthiş üzülüyorum ya. Allah'ım. Böyle ağırlanmak istemiyorum. Bir daha istediğinde vermiyorlar falan. Tekrar sıraya girmen gerek. Biraz fazla koysana falan diyorum. Yetmez. Uzun çöp, kısa çöp bir muhabbetleri. Diyor. Artarsa diyor. Herkes bir doysun da diyor. Sonra koyarım diyor. Yine bence ana... artanı yarınki yemeğe katar bunlar. Ya bazen böyle bir gittiğim bir lokantada bir yemeğin suyunu öbürüne boşaltırken görüyorsun ya. Evet. Mesela tabii. Sadece suyu kalmış taze fasulyenin. Onu böyle... Ya da, nohuta boca ediyor. Ya da pilavın böyle dibi kalmış. O pilavın dibiyle gidip işte dolma yapıyorlar. İşte başka bir yemek... Orada mı yapıyorlar dolmayı? Hemen arkada mutfakta yapıyorlar. Nereden biliyor? Hadi benimki ayağım, ben ortada, ben gördüm. Sen şimdi buna nereden vardın? O... Pastanelerde yapıyorlar bazen böyle şeyler, onu pilav. Biliyorum. Ebru ne diyorsun Allah? Hayır mesela şey, bir tane... Pastanelerde pilavlarda dolma yapıyorlar. Şu efsane duymadınız mı? Yenmeyen, bayatlayan kekleri. Ay çöreği yapalım. Evet. Efsane değil ki o, normali o. Tamam işte ben de onu örneğin. Efsane bak, verdim. Çok kimsenin bilmediği. Yenmeyen kek. İlluminati. Oğlum çok büyük oyunlar oynanıyor. Pastaneler üzerinden. Hatta ülkemiz pastaneler, üzerinden. Pastaneler, bak buradan lafım hani çok yanlış yerlere gitmesin ama onların da var bildikleri. Bu kestaneli pastalar var ya, içindeki kestane gerçekten kestane değil, fasulye. Kuru fasulye, şekerlenmiş. Ben sana diyorum çok büyük oyunlar var. Vallahi billahi. İnanılmaz. Üçüncü Dünya Savaşı. Ve tadını Savaşı... çok ayırt edemiyorsun bu arada. Tabii fasulye lobisinin. Üçüncü Dünya Savaşı neden çıkar bilmem. Dördüncü Dünya Savaşı pastaneler yüzünden çıkar. O kesin. Az sonra buradayız. Ayrılmayınız. Saçma sapan yayınımız devam edecek. Hanımlar beyler. Başka efsanelerle burada olacağız. Mesut Süreyle Rabarba devam ediyor. Hanımlar beyler, 18.31 yayın saatimiz. Sevgili Anlatan Adam ve Ebru Yıldız kadrosuyla ilişkide ne olur da tartışma çıkar isimli sorumuzu an itibariyle başlatıyoruz. 0212-368-6240 telefon numaramız. Cevaplarınızı Instagram Mesut Süre hesabından da minik minik yazarsanız mutlu oluruz. Sevgili dinleyicimiz, dinleyicilerimiz. Bir dinleyicimiz demiş ki, acaba kedinin kumunu sen temizleyecektin, yok hayır sıra sendeydi konusundan kavga çıkıyor mudur diğer çiftlerde de. Kedinin köpeğin bakımı belli midir, kediye köpeğe kimin daha çok? İlk kimi sahiplendiği bence onun üzerinde kalır gibi hissediyorum. Evde çocuk yoksa böyle bir şey tabii tartışma çıkar. Evde çocuk yok, varsa... Bunların hepsi detay yani. kedi ne ya? Bizde de var kedi mesela. Kendi kendine bir şey yaşıyor yani. Bence kendi temizliyor bile olabilir yani. Demek ki sen hiç dokunmuyormuşsun. Ben evet pek dokunmuyorum. Oğlum bir de ya, eşine soralım. Kendi temizlemiyordu kedi yani. Ya bence temizliyor olabilir. Ay, bazı kedilere tuvalet eğitimi veriyorlar ya. İnanılmaz çok eğlenceli. Nasıl? Kedileri klozete oturup tuvaletini yaptıktan sonra bir de sifonu çekme öğretenler var. Kedi klozete oturur mu ya? Küçük klozettir o. Hayır. Aslında şöyle bir aparatı var. Mesela sahibi onu öyle bırakıyor. Yani ben
şimdi evimdeki ama klozetin... tam senin oturduğun gibi de oturmuyor. Kenarda iki ayaklarını koyuyor. Bir tanem hepsi tamam da evimdeki klozetin çapına baktım. Kedinin poposunu şöyle bir düşündüm. Yani çaplar uymuyor. Ama onlar o ayak üstünde hangi şekillerde durabiliyor Mesut yani? Kediyi de sifonu çekip götürebilirsin yani. Diyorum işte yani. Hani kendi, böyle olur ya kendi fermanını imzaladılar. Yani kendi sifonunu çekebilir yani. Bir ya anda. Bunu yapabilen bir tanıdığım vardı ama sonra sağlıksız olduğu düşünülerek vazgeçti. Ben de aynı fikirdeyim canım. Tuvalet eğitimi nedir yani? Sanıyorum dünyada nasılsa olması gerektiği gibi yapamamaya başladı o halde. Ha yani yeterli olanı öğretin ondan sonra temizleyin yani. Alo. Mesut'cum selam. Hoş geldin şekerim, ne haber? İyidir, trafikte yine sizinle keyifliyim. Ne güzel, buyursunlar. Şimdi, ne olur da tartışma çıkar? Yemek konusunda tartışma çıkabiliyor. Restorana gittim, çiftlerden bir tanesi çok aç ve diğerinin yemeğinden bir çatal aldığında kavga eden çift çok gördüm ben. Aa. Benim karnım açtı, niye yemeğimi yedin filan diye. Onlar çift değil ya. Onlar orada tanışmış olmasın. Vahşi onlar, vahşi. Hani yer yok diye oturtmuş olmasınlar onları karşı karşıya. Ya şimdi geçmişe dönük anlatmak istemedim ama kendimden biliyorum yani. Var böyle arzalı. Ama yani ne biçim eş bulmuşu kendine, affedersin, insan yemeğini paylaşmaz mı ya? Hayat paylaşacak. Ya bak ne güzel söyledin Mesut'cum. Neyse açmayalım kutuyu, söylemeyelim kötüyü. Peki hadi. Konumuz oydu aslında ama. Mesut Bey böyle konular açmazsak canımız sıkılıyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama söylemeyeceğim falan. Dinlerken asabımız bozuldu. Ama isim vermek istemedi yani sevgili dinleyicimiz ya ama. Benim... Gerçekten böyle tipler var mı? Evet var benim yani. Benim yemeğini elleme diyen adam gördüm ben yani. Öyle mi? Tabii. Erkek erkeğe belki yaparsın da karşında kadın varsa yani lütfen ayıp. Hatta ha, bu... ilişki ilerledikten sonra ilk anda zaten yaparsan ilişki diye bir şey kalmaz ki. Şu mesela asabınız bozulur. Bana bir kere yaptılar bunu, çok canım sıkıldım. Yemek yiyorum şimdi ben. Ondan sonra tamam mı? Daha kalmış ama önümde azıcık. Karşımdaki kız arkadaşım da sevgilim de yemeği bitmiş. Benim tabağımın boş bölgelerinden bir yere peçetesini attı. Oh. Ağzını sıktı. Oh, yuh artık ya. Sonra dedi ki ne oldu ya, oradan yemiyorsun ki dedi. Orası dedi artık sen dedi bu taraftan yiyorsun. İyi suratını atmamış Mesut. Canım sıkıldı. Bir de ağzını... İyi ağzını tıkmamış. Ağzını silip attı yani, anladın mı? Ağzını sildi tamam. Başka yer mi yokmuş ya? Ben bir soğudum yediğim şeyden. Aslında oradaki mesaj bence şu: artık yeme Mesut, ne yedin? Ben kızdan da yeni soğuyamadığım için. Kolay kolay soğuyamayın. Çünkü yani o zamanlar alternatif de hiç yok yani, anladın mı? Bir tane denk getirmişsin, devam. Yani yemekten soğudum yani yine. Ya o hareketiyle pilavdan soğudum ya. Buyurun. Ben şöyle bir hikaye duydum bir arkadaşımdan. Böyle yeni yeni flört ettiği biri varmış. Böyle bir bara gitmişler. Bara gittiğin zaman bazen sana sormadan küçük bir tasta çerez verirler ya. Çerez vermişler. Arkadaşım da bir iki tane yemiş. Sonra sinirlenmiş karşısındaki kişi. Demiş ki biz çerez söylemedik ki, şimdi bizden bunun parasını alacaklar, ne münasebet demiş. Onun o fıstık kabuklarını kenara koyup oradaki boşluğu doldurup hiç yememiş gibi geri göndermiş. İş güç kendini bilmez adam. İlk defa bu dışarı çıkmış yani? Adamla dışarı çıkarsan böyle olur. Bazen de şeye çok korkuyorum. Ben de, biz de bir gün normal bara gittik, tamam mı? İki evet. Kişi normal bar diye gittik yani. Şey bilir misin? Bardakta böyle havuç, yok işte salatalık dilimleri evet. Getirirler böyle. Limonlu falan. Yarısına kadar limonla. Bizim masayı birden donattılar. Biz bir kaçtık. Bunlar, burası pavyon mu lan diye bir kaçtık. Yani havuçta salatalık korkusundan nasıl kaçıyoruz ama. Anlatalım. Onların parası alınmaz ama ya. Bilmiyorum işte, alırlardı. Tuvalete gider gibi yapıp kaçtık. Hiçbir daha içki de söylememiştik. Yani. Onları gördüğümüz gibi kaçtık. Evet, o rahatsız edici olabilir de yani iki tane şey... Çitlenmiş çekirdekten. Bir gün gene çok şık bir yerdeyim. Ağzında gülle konsimatris oturuyor. Yine ailelerin gittiği bir mekandayım. Yazmışlar, çarpı çarpı koymuşlar. Kız arkadaşımla konuşuyoruz. Kocacım diye hitap ediyor bana. Skandal. 4200 lira hesap gelmiş. Yani. Bunlar hep anı ya. Bunları konuşalım. Ay şu an çok korkutuyorsunuz beni. Neden ya? Ağzında. Nasıl karıcılarız ya? Bilmesek. Sanki ağzında gülle geliyor. Hayır. Mesut ne zaman gördün ya? Ne demek bilmesek? Ha, onu mu diyorum ben? Ben sana konsümatris diye olabilir miyim şu an? Bilmiyorum artık ne diyorsun. Hayır, bilmesek dediğim ama buradan şu... bunu söyleyeyim değilim.
Hayret bir şey ya. Ben SGK'lı bir çalışanım arkadaşlar. Rabarba'da büyük açıklama. Konsümatist değilim. Zaten sen konsümatistsen benim ne pozisyona düştüğümü hiç konuşmayalım. Bakalım sevgili dinleyiciler. Kumanda kavgası çok olur demiş. Olur mu evinizde kumanda kavgası? Olmaz şimdi, bizde çünkü... Kanalı kim değiştiriyor evde? Çocuklar var abi. Bunların hepsi detay diyorum sana ya. Öyle mi? Tabii abi. Sabahtan akşama kadar Iron Man, bilmem ne, Superman, Batman. Onu seyrediyoruz yani. Kafayı yiyeceğiz. Bir televizyon var evde. Tek televizyon Tek televizyon var. Niye iki camıyoruz? Abi o konuya girmeyelim dedik ya. Yani ikinci olursa odalar demek. İnsanlar ayrılacak demek. Ha. Falan yani. Ana. Git odanda seyret Benim falan. Benim teyzem mı? Kızıyla beraber iki tane televizyonun yanına koymuş. Bir tanesine çizgi film sesi geliyor. Bir tanesine Türk yan dizisi. Evet, ben gittiğim zaman ne yapıyorsunuz yani? Stüdyodur orası ya. Reji odasıdır. Ama insan hani bir yerden sonra o kadar güzel adapte oluyor ki sadece kendi dinlemek istediği şeyin sesini o duyuyor. O net internet kafe orası. Teyzem 4 liralık kanalda açtırıyor ya. Şuradan 4 liralık açar mısınız bu? Açıyorlar. Süresi bitiyor, kanal da kapanıyor. Allah Allah. 18.38 ilişkide kavga sebebi bir telefonumuz var. Alo. Alo, selam Mesut. Hoş geldin hocam yayınımıza. Hoş bulduk. Buyursunlar, ilişkide kavga sebebi. İlişkide kavga sebebini şöyle söyleyeyim ve senin evliyim. Eşim saçlarını kışkırtıcı kahvelerden koyu kumdala boyatır. Ben bunu anlamam. 3 gün trip yerim. Ben sakallarımı kestiririm. Bir aydır uzattım sakallarımı. Anlamaz. Derim ki ya sakalları kestirdim. Hiç de bir şey söylemedin. Ben mi kestir dedim. Bir de oradan trip yerim. Bir renkleri bir daha söyle bakayım. Kışkırtıcı. Kahve. Kışkırtıcı kahvelerden koyu kumdala. Ulan bu ne uzun yolculuk ya. Canım sıkıldı. Şu an böyle yani bir Bartın otobüsündeyim de çok sıcak gibi. Su istiyor muavin yok diyormuş gibi yani şu an. Ya kışkırtıcı kahve diye bir renk yok bu arada. Yok mu? O bir slogan olabilir. Kışkırtıcı kahve var ya. Kışkırtıcı kahve ne ya? Öyle bir renk yok arkadaşlar. Selamsız mavi. Mesela karamel kahve olur işte, koyu kumral, doğru bunlar ama kışkırtıcı bir sen bilmiyorsundur ya. Yani bir marka da Hatır Şinas Kızıl gibi mesela böyle. Haydut Mavi filan. Saçma sapan. Buz Mavisi mesela. Bu arada Haydut diye film vardı. O kadar güzel bir filmdir ki. Billy Bob Thornton. Bir de Bruce Willis. Bir de Kate Blanchett. Hiç bilmiyorum. Müthiş filmdir. Yani izlemeyen de varsa izlesin. IMDb'sini bilmiyorum kaç ama. Orijinal bakıyor. Neydi acaba? Nereden geldi aklına şimdi senin işte, bu? Haydut Mavi dedim ya oradan. Onun bir anda afişi geldi gözümün önüne yani. Filmin afişi. Ha. Bak seneler oldu ben izlemeyeli. Gideceğim izleyeceğim. Sevgili dinleyici, izleyin Haydut'u, izlemeyenler sonra teşekkür edersiniz. Valla bak o kadar güzel film. İzleriz. Bir anda şey oldu, masanın muhabbetini kaçırdım. Adam olur ya, herkes başka bir şey gülüyorduk. Hemen kes dede ya. Bir şey diyeceğim. Titanic'i izledim ben. Başka bir şey anlatacağım. Böyle radyocu mu olur lan? Tam kaçırdım ya. Alo. İyi akşamlar hocam, ne haber? Sağ olun. Uzaktınız, iyisiniz. Gayetiz ama sesin bir bu uzaktan geliyor. Bugün en çok tartışmamız araba konusunda. Ben arabayı ilerim, karımı beklerdim. Bekle gel gidene kadar artık kapışırız bizimki de böyle. Ha yani onu beklemekten. Beklemekten tabii. Yani her seferde aynı şey. Hiç değişmeyen bir şey oldu. Kaç yıllık ilişki? En az 18 senelik evliyim. Vay babacığım ne güzel. Kolay gelsin, öpüyoruz. Sağ ol, hoşça kalın. 18 sene. Hanım ne kadar beklersin? Ben beklemem, bekleyemiyorum abi çünkü... Herkes de önce hazırlanıp bir de sinirlenip çıkıyor gidiyor aşağıda bekliyor. Bizimki değişik ya işte. Nasıl yani? Yani hatta yani. Hakikaten öyle. Herkes de önce hazırlanıyor. Bağırıyor herkese. Ondan tamam. Sonra hadi diyor. Sonra sinirleniyor. Alıyor arabanın anahtarını, gidiyor arabanın içine oturuyor. Siz de yukarıda olanlarla debeleniyor. Aşağıda beklemek daha mı eğlenceli? Bizim her şey ters ya. Mesela arabada kavga etmek deyince bir aklıma şey geldi mesela. Hani kadınların araba sürüşüne sinir olan anlamsız bir hani erkek durumu vardır ya. Hep böyle o kavga oradan çıkar gibi. Bizde o da terstir yani. Mesela Nurgül taksici gibi araba kullanır yani. Ben bazen yol bulamadığım zaman mesela işte
Ya ben şu an Beylikdüzü'ndeyim, bilmem nereye gideceğim, nasıl gideceğim diye onu arıyorum mesela. Yani Yandex'ten daha iyidir. Bu saatte sen şeye git falan gibi böyle. Allah'ım. Ana. Değişik. Hadi gelelim birazdan. 18.42 yayın saati bir sevgili dinleyiciler. Haydut filmi baya. Ay film. Çık oradan. Ya, mükemmel ya. Onu bir izleyin oğlum. Ay tamam. Senin gidi küçük Haydut. Ama yayını kapatırsın artık anonsu diye düşündüm. ben de sıvıyım diye düşündüm. Sen yaparken hani artık bir araya girelim. Yarım saattir Haydut derdini. Az sonra geleceğiz. Ayrılmayız. Bak nasıl çalıştı ama. Rabarba devam edecek. Seni gidi küçük Haydut. Bir de hızlı hızlı söylüyor. Hani güvenmiyor da yani, anladın mı? Yarın akşam Maslak'ta BKM Mutfak Unique'de tek kişilik gösterim var sevgili dinleyiciler. Bir tane çift kişilik davetiyem var. Tek yapmanız gereken an itibariyle son fotoğrafımızın altına Maslak'a gelirim yazmanız. Hemen açıklayalım kimin kazandığını birazdan. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Hayli saçma yayınımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. 18.50 yayın saatimiz. Bendeniz Mesut Süre. Vallahi yayında ayıldım gene. Kendime geldim ya yayında. Güzel oluyor bana böyle. Esniyorum 2 saat. 6'dan 8'e. Ayıba bak. Ay, ne oluyor? Bundan sonraki hayatı nasıl devam ediyor? Nasıl ya? 8'den sonrası full enerji. Ertesi gün yine. Ertesi gün yine ölü gibi yatmak. Böyle bir denge bu işte. Tekmeyle uyandırılmak. Biz Mesut'un yüzüne vurduğu suyuz. Yani değerini bu kadar bil de. Çok güzel anlattın ha. Vallahi evet, ikinizi az önce yüzüme çarptım. Ama ayıldım ha. Mesela Ebru ile gargara yaptım. Benim yaşım itibariyle ancak abdest alırsın ben. Ebru ile yaptım. Değil mi? Yakışır ya. Güzel güzel. Çok güzeldi kız ya. Değil mi? Ya edebi olarak. Mesut'un ben çok edebi ve deri. Suyuz ya. Yani senin bu kadar düşük cümleden sonra bu kadar efsane bir cümle kurmak. Ya zaten problem bu. Derinliğimi ifade edebileceğim bir dil keşfedilmedi. Zaten o yani problem. Bir de antipatikliğin daha. Aile yüksek. Onda da tam seviyorum. Ya olarak. İşte antipatikliğimi zaten sen öyle algılıyorsun. Aslında antipatiklik değil o. Aslında hayatın ta gerçeğiydi. Çok evet. Güzel cevaplar gelmiş. Ne yiyelim fark etmez. Sonrasını yazmıyorum biliyorsunuz. Çünkü çok kararsız adam oluyor bazen. Yani kadına bırakıyor. Kadın azıcık daha dominant ilişkide ve sen hallet diyor. Sen karar ver diyor. Sonra da ama yolda fikir belirtiyor. Ya benim en sevdiğim şey karşı tarafın bana ne yersin hiçbir şey yemem deyip o kendi yemek söylediği zaman onun yemeğinden böyle tırtıklanmak. Allah'ım çok zevkli i̇şte bir şey. İşte bu yaptığını... Sen mi bunu yapıyorsun? Yapıyorum bazen. Bu yaptığını... Mesela bugün ofiste oldu. Bu karşındaki sevgili olmak zorunda değil. Ofiste arkadaşım dedi yemek söylüyorum. İsteyen var mı? Bunu istiyor musun? Yok dedi. Ondan sonra geldi mutfakta yerken aldım çatalla yürüdüm yanına. İşte orada. En gıcık oldu. Ama çok keyifli ve çok lezzetli. Kendine de söylesene yani. Bu yaptığına Ebru'nun katlanmak için Ebru'ya aşık olmak lazım. Hiç başka alakası türlü, yok. Başka türlü mümkün değil. Ofiste hepsi buna aşık. Kesin kesin. Tabii bütün parmağında oynatıyor. Onu omzuna açıyor. Öyle mi? Öpücük yolluyor. Omzuna açıyor. Yok benden başkalarına dedi almak isteyen varsa alabilirsiniz diye. Yoksa bu tamam ben benim gözümü boyamak için yapıyorum. Aslı gönlü zengin değil. Ebru Truman Show. Bütün şirket seni o çocuğa yapmak için. Aslında şirket yok. Gerçekten maaş ödeniyor mu diye bir bak. Banka kayıtlarını iste. Sadece sana ödeniyor olabilir. Anlatabiliyor muyum? Diğerlerin bordrosuna çocuğun, bir bakayım. Çocuğun babasının deposunda gerçekleşmiş. Böyle böyle konuşup durumu şovu çekiyorlar. Ben ya bir de kendisi ya. İzmitli falan. Uf. Biz yayında yani sürekli film senaryosu konuşup duruyoruz. 1 lira geçmiyor. Alo. Alo merhaba. İyi akşamlar hoş geldiniz. İyi akşamlar hoş bulduk. Ne vakittir dinliyoruz Rabarba? Yaklaşık 2,5-3 yıldır. Ne güzel. Buyursunlar. Acaba ne olur da ilişkide kavga çıkar? Yani bizim her sabah alarm çaldığında hadi sen kalk. Yok sen kalk. Ben niye kalkıyorum? Sen kalk muhabbeti var. Aha. Şimdi ilk kalkan lavaboya gidip işte elini yüzünü yıkıyor. Çıktıktan sonra diğeri lavaboya gidiyor. O 5 dakikanın peşine düşüyoruz. Ondan sonra birimiz işte hadi kalk diyoruz. Diğer taraf işte sen kalk diyor. Arkasından ikimiz de uyuyakalıyoruz.
geç kalıyoruz doğal olarak işe ve arabaya bindiğimizde sürekli işte sen kalkmadın, ben kalkmadım, sen kalkmadın, niye kalkmadın falan gibi bir kavga oluyor. Yani böyle bir Guy Ritchie filmi dinledik. Hiçbir şey olmuyor filmde ama sürekli bir atışma. Kocamın tüfeği var. O bana doğrultuyor. Ben ona doğrultuyorum. Bir şey yok ortada ama. Sen kalktın, ben kalktım. Guy Ritchie. Ama yani arabanın içinde ciddi kavga oluyor ondan sonra. Sen kalkmadığın için oluyor. Uçaktan çıkıyor. Oluyor annem. Kapışma filmi de böyleydi. Brad Pitt de böyleydi. Hiçbir şey yokken kavga çıkıyordu. Havaya ateşler ediliyor. Öptük şekerim. Çok iyi bak kendine. Bay bay. Görüşürüz. Yani bu ilişkiyi sükunete kavuşturmak için mesela bir küçük tuvalet lazımmış yani. İkinci bir küçük tuvalet. Ya da bence uyandıkları an ikisinin de suratına su fışkırtacak bir sistem olması gerekiyor. Evet, bu mesela belediyelerin oyunlu suları var ya, her şehirde vardır. Girersin böyle bir sağdan akar, bir evet, soldan bir böyle. Evet. Senkronik akar o sular. Onlardan eve yaptırsak ya, ben çok isterim salonunda dursun. Ya bu kadar masraf yapacağınızda bir tane çocuk yapacaksınız. Bak söylüyorum size ya, bu kavgaların hepsi tek bir noktada odaklanacak. Şimdi tamam mı? Çocuğu sadece bırak ya, bu sudan evde güzel olmaz mı? Bence iyi eğleniriz. Ay çocukça uf geç zaten. Ha oraya. Geç abi çocuğum. Oyunlu su ya. Çocuğu ne yapacaksın ya? Böyle. Su parkı. Ha su parkı. Bir de bazen renkli oluyor o sular. Yani suyun kendisi renkli değil de ışık vuruyorlar. Ya bence şey çok güzel olur. Odadan odaya geçerken böyle suların içinden yürümek. Nasıl? Ebru rutubet seviyor. Evdeki herkes romantizma ya. Ben de şaşkınım. Ya ayakkabılarım yemmişin olmuş ya. Hatta böyle dubleks evin olacak. Bir su kaydırayla kayacaksın aşağıya. Ay çok güzel. Ha, ikinci kata birinci kata. Evet. Senin İzmitli olan yapsın sana böyle bir şey. O ne be? Vardı ya iş yerinde. O ne be dedi. Hiç yok aklımda. Hiç yok, yazık ya. Adam koskoca depo kurmuş. Gerçekten 55 kişiye maaş ödüyor. Evreye yaklaşacağım diye. O kimdi ya diye. Kim o ya diye. Hangisiydi? Konuşalım da 10 dakika oldu. Başka blokta olsa söylemeyecektim. Aynı blokta yani. Tabii o kadar ya. Allah, ceviz ya ceviz. Bu kadar 8 dakikada unutulur mu oğlum? Azıcık ceviz ya. Tamam. Allah Allah. 18.57 yayın saatimiz. Ne olur da ilişkide tartışma çıkar. Bu akşamın mükemmele yakın sorusu. Son bir telefon alıp araya gireceğiz. O zaman araya gireceğiz. Madem öyle, yani ben sonuçta şartları zorladım. Birazdan buralardayız. Ayrılmayınız sevgili dinleyenler. Cevaplarınızı Instagram Mesut Süre hesabına da yığınız. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Teoman'dan ve müzisyen arkadaşlarından özür dilediğimiz bir anons başlangıcı. Ama çok kolay oğlum. Yok işte Duman'ın solisti Kaan. Yok Teoman. Bu hayatta bizi böyle. Yani böyle bir bebek eğler gibi. O yaptım ha. Birileri diyor ki valla tam kalbinden yakaladı. Halbuki yani. Derinden vurdu. Hep böyle. Valla bak. Bu hayatta bizi böyle. Çok fısıldarken çok yüksek sesle şarkıyı basıyorlar. Biz de etkileniyoruz işte. Ya müzik böyle bir şey. Yani müzik tarihi dediği şey zaten. Basıyorlar enstrümanı. İki tıngır diyorlar. Ha, önde de az detone biri oldu mu tamam işte. Yürüyor gidiyor. Az detone ne maşallah. Böyle bak, böyle zaten böyle söylerken detone oluyorsa yürü. Hiçbir sektör sanatın hiçbir dalında yer almak. Şiirde detone olunur mu ya? Tahir olmak ya böyle değil. Tahir öyle denmez, detone olma ya. Allah Allah. Hanımlar beyler, ilişkide ne olur da tartışma çıkar, bu akşamın sorusu. 0212 368 62 40 telefon numaramız. Çok güzel cevap gelmiş Mrs. Özcan'dan. Halı saha maçına yetişmek isteyen kocayı yağmurlu İstanbul gününde Mecidiyeköy trafiğine sokarsan. Ya çok eğlenceli. Adamı kahır belayı düştü biliyor musun? Sen ısınmaya başla buradan desin ama. Ne kadar kötü ya. Koşarken. Sokmuş trafiğe. 8-9 maç var. Ne fena ya. Bir de müthiş trip yersin halı sahaya geç gittiğin zaman. Maç başlar 6'ya 5 sensiz. Neredesin abi söylemleri. 10 dakika pas atılmaz hop devre. Valla boşuna gidersin yani. Hocam geç kalacağına bir halı sahaya hiç gitme daha iyi. Alo. Alo. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne olur da tartışma çıkar bir ilişkide? Şöyle, ya çocuğun varsa ve gece anne hiç uyumamışsa ve sabah kalktığında baba dün gece hiç uyuyamadım demişse kavga çıkar yani. Ha. Diyen kim bunu? Koca mı diyor dün gece hiç uyuyamadım? Koca diyor, evet. Anne bütün gece ayakta ama baba uyurken
sabah kalkıyordu ya dün gece de hiç uyuyamadım. Ben de olay çıkıyorum. Sen galiba adamı şu an bıçakladın, bizi öyle arıyorsun. Öyle tahmin ediyorum. Sinirlisin yani. Yani öyle söyleyeyim de tabii uykusuz kalıp sabahleyin de ya dün gece hiç uyuyamadım. Dediği zaman insan ister istemez sinirleniyor tabii. Çıktı mı kavga? Çıkıyor tabii, çıkmaz mı? Ha. Polisi arayacaktım, önce sizi aradım. Müste ne yapayım? Haber veriyorum. Müste yıllardır sizi dinledim, güldüm. Teslim olayım mı yoksa? Bence kadının eli kalkmalı noktada ya. Nasıl yani? Eli kalksın orada. Tokat mı? İşte artık tokat. Ne yaptın kızım? Valla Ebru hakikaten tokat senden. Tokat çok ihtirası. Bence yumruk. Tam bir yaş yok, şiddete karşıyız. Tabii bir... ki de şaka yapıyorum canım. Tabii canım. Öptük şekerim. Sen gene dövme kocanı. Zaten dövmekten beter etmişim belli yani ses tonundan. Adama hayatı zindan etmişim, bari vurma yani. Vurmak. Daha vurma, öldü öldü, daha vurma öldü. Hadi öptük, iyi bak kendine, bay bay. Bakalım, eşimi elit statüsündeki bir mekana götürmek istediğimde pahalılık sebebiyle isteksiz davranır demiş Sedar. Belli bir zaman sonra giden arkadaşlarının mekan beğenilerini dile getirdiğinde kendimi tutamam ve ortam gelir demiş. Ben seni götürmek istemiştim, sen sırf pintilik yaptın ama sonra kıskanıyorsun başkaları gidiyor diye. Çok haklı. Ha, evet aslında yani. Ben anlayamamıştım Ebru söyleyince. Evet, evet. Hem kendi gitmek istemiyor hem de diyor ki arkadaşlarım şurada şurada çok eğlenmiş. Ya bence insanların böyle dışarıda harcadığı para evine yaptıkları yatırımdan daha önemli gibi geliyor. Belki de bu yüzden ilişkim yok, onu da bilmiyorum ama. Mesela en lüks restorana gidip evde böyle bir koltuğun olmasın. İşte en iyi tatile git ama işte tuvaletin kapısı olmasın. Böyle şeyler. Bence. Bu çok kusurlar ama tatil yapar ya. Evet işte. Yani hayattan bunlar. Keyif aldığın şeyler bence o saçma para harcamaları. Bana bir kere kral dairesi ayarladılar. Bir aksilik olmuş bir şirket işinde. Tamam mı? Böyle jacuzzi gibi bir şey var odanın ortasında. Ne yapacağım bilemedim. Burada nasıl yıkanır diye yarım saat kotla oturdum içinde. Hiç kotumu gömleğimi ya çıkarmadan. Ben çok seviyorum. Uzandım, ellerimde böyle arkadan bağlıyorum. Ulan dedim zenginlik ya. Ne yaşıyor millet ya dedim. Özellikle içinde jacuzzi olan standart oteller kovalıyorum ben. Daha zenginler onun içini su da dolduruyor olabilir. Evet tabii ki de. Hadi be. Tabii ki de. Tabii ki de diyor. Oğlum zaten vardı orada çeşme de. Hayrat. Orada Türkiye Gazetesi'nin çeşmesi var. Tam orada. Türkiye Gazetesi. Ya adam yalağa girmiş oturmuş. Jacuzzi diyor. Yalak mı? Dedim ben bu çeşmeyi açarsam şimdi o da batar. Bir de korktum yani. Zaten yanlışlıkla orada fiyat farkı alacaklar mı? Onu da daha tabii bir değil. De su parası alıyorlarmış. Kral'dan hesap 100 lirası faturası gelmiş. Minibardan kola içmişsiniz, bir de 14 litre su almışsınız. Ama gene İSKİ geliyor. Yani normal kurum geliyor, devlet geliyor yani. İSKİ. İSKİ ya. Kalmadı mı İSKİ? Kaldı. Valla bu şakamda hep geçmişe arasında bulduk. Çeşmeler. İSKİ'ler. Ne yapılır o jacuzzi'de normalde? Ay çok güzel. Bak doldurursun. Bir de böyle manzaralı ha. Dışarıdan gözükmüyor musun ya? Ama işte o kadar zengin sen olduktan sonra dışarıdan. Sen suyu açınca böyle büyükbaş falan hayvan geldi mi böyle su içmeye? Önce bir onu söyle. Sen şunu söyle. Ona göre cevaplayalım. Kral dairesi ama yerler hep kalmış kabuğunda. Hangi kral, neyin kralı yani? Acaba hangi ülkenin kralı yani? Kahve kralı. Ay Allah'ım. İşte herkes önünde standartını anlasın. Ne var şey abi? Ama bak böyle bu jacuzzi böyle medeniyet arttıran bir şey ya. Habeş mi? Habeş, Habeş kralının dairesinde kal. Pardon özür dilerim. Şimdi jacuzzi gibi şeyler böyle batının bize verdiği bir takım zevkler ve kültürler. Ve bu şey böyle sanki uygarlık seviyesini arttırıyormuş hiç gibi değil, geliyor. Canım. Mesela Hollanda'da insanların perdesi yok. Herkes böyle karşılıklı böyle canlı yayın. Yani perdesi yok derken insanlar evlerinde perde kullanmıyorlar. Mesela biz atıyorum misafirliğe gittik. Evin hanımı içeride duş alıyor, biz de bakıyoruz. Evet evet. Saçmalama. Öyle şeyler. Ya bu senin rüyan ya. Ama... Deli deli konuşma, dur. Telefon alacağım şimdi. Ben gördüm. Ya, al, ne gördü kim bilir. Alo. Alo. Hangi sokaktaydın? Hoş geldin hocam, ne haber? Hoş bulduk, merhaba. Ben direkt tartışmanın üstüne aradım ama. Buyurun. Az önce eşimle arabada gidiyorduk işte, önümüzde bir beyefendi sağ olsun
10 kilometre hızla gidiyordu. Arkada uzun bir trafik. Ben biraz kendisine biraz hakaret etmiş olabilirim. Eşim oradan sen çok değiştin. Sen küfreden bir insan oldun artık iyice. Çok değiştin diye bayağı bir kaptırdı bana. Bir tartışma yaşadık aramızda. Ama aferin. Eşinin böyle durumlarda seni uyarması, hatandan döndürmesi iyi. Doğruyu yapıyor. Yani. Alttan al acık. Yani... Alttan ama şimdi al, o abinin yaptığı da normal değildi ki. Alttan al yoksa benden de küfür yersin. Bu tercihle de burada çıkar aslan parçası. Üstüme kırdın, önüme kırdın beni delirtme. Öptük hocam. Çok tatlı. Çok haklı. İyi akşamlar. Eşi bak çok güzel bir yere çok haklı. Ben de çok rahatsız olurdum. Hatta bir kere benim kullandığım arabada yanımdaki kişi önüme kıran otobüse kendisini böyle belden dışarı çıkartıp böyle el kol yapmıştı. Yani zaten kavga edip arabadan atmıştım en sonunda. Kavga etme, camı kapa. Belden dışarı çıkarsın. Hazır olsun, yarısı çıkmışsın. Yarısı çıkmış, ikiye böyle ya. Bir bölü ikisiyle gitsin kavga etsin. Vallahi. Yani yok, bir kadın yanında bu kadar asabiyet hiç hoş değil. Biz çünkü narin insanlarız. Aferin Ebru, doğru söylüyorsun. Evet. O, çünkü trafik zaten gergin bir ortam ve orada bir tarafın sağduyulu olması lazım. Ben hiç gerilmiyorum trafikte. Yani. Vallahi evet, hiç. Hakikaten. Değil mi? Ne hiç. Olursa olsun. Sakin bir müzik, hiç gerilmiyorum. Ha, güzel. Hiç yani. Kartel mi dinliyorsun? Sanki müzik ne dinliyorsun? İşte kartel iyi mesela. Ne o cehennemden çıkan çılgın Türk. Ne olmuş? 25 yaşında 100 binlik araba. Hiç kimse gerilmez buna ya valla. Alo. Alo. Hoş geldin hocam, ne haber? Abi merhaba, iyi. Sağ ol, senden ne haber? Gayet iyiyiz. Buyursunlar, ilişkide ne oluyor da kavga çıkıyor? Abi herhangi bir cevaba fark etmez. Herhangi bir soruya fark etmez cevabı geliyor. Sonra kesin kavga ile bitiyor. Sonra biraz önce konuşmuştuk bunu. Öpüyoruz hocam. Sevgiler saygılar. Bakalım. Bu arada bir canlı yayın açmadık Instagram'dan. Öyle bugün, şeyler yapıyoruz değil bugün mi? Bugün yapalım. Şu anda Rabarba'yı görüntülü de izlemek isteyenler, an itibariyle canlı yayından isteyenler açsınlar. Mesut Süre Instagram hesabından şu andan canlı yayını şu anda başlatmış bulunuyorum. Ram. Şu an sadece kendimi gösteriyorum. Çevir yavrum. Çevir ha. Anlatan adam kendisi. Bakın şu anda merak edenler 47 yaşında bu adam. Yavrum benim. Bu hoparlörümüz. Bu da ben. Ne oldu? Yani teknolojiye keşfeden köylü gibisin gerçekten. Bakalım. Halkımızın efendisi. Sevgili dinleyiciler. Ebru Yıldız, Anlatan Adam Mesut Süre kadrosuyla yayındayız. Ne oluyor da bir ilişkide kavga çıkıyor? Şu anda 300'leri bulduk. Ebru'cum sen de azıcık bir selam ver. Ey yavrum ey. 0212-368-6240 telefon numaramız. Ama hem canlı yayındayken hem de şeyi okuyamıyorsun değil mi? Yok okurum. Çocukları almak ve çocukları bırakmak kimde? Nurgül'de. Vallahi. Evet. Tamamen. Ya ben çok tuhaf saatlerde çalıştığım için böyle gece çalışıyorum, gündüz uyuyorum. İşte bazen falan. Şimdi haftada iki gün falan öyle Nurgül'e off veriyorum. Ha tamam artık. Evet. Yani. Sonra hafta sonuna denk geliyor zaten. Yok, bir yere gitmiyorlar. Çocuklar pazar günü bende. İstedikleri nereye gitmek istiyorlarsa. Çocuklara fiştik diye evde oturun 20'şer lira vereyim. 6 ve 8 yaşındalar. Evet, harçlık tamam. Durum var mı şu an? Yok. Neden? Yok da bir harçlıkları olduklarını biliyorlar. 5 lira. Tamam. Onu biriktiriyorlar. Vermiyoruz. Mesela 600 lira borcum var bana diyor. Öyle mi? Evet. Günlük 5 mi? Günlük olur mu? Haftalık. Haftalık günlük 5. Günlük 5 lira ne yapacak abi çocuk? Oğlum, çok para abi günlük 5 lira. Oğlum ne yapıyorsun ya? Haftalık 5 nedir oğlum? Evet abi. Haftalık 70 kuruş yapar. Bir çocuk 70 kuruşla nasıl hayatta kalabilir? Beni delirtme. Abi her şeyini sen alıyorsun. Neyini alıyor? Okula para götürmek yasak. Okul mu yasakladı? Evet. Okulda kantin yok, yok mu? Ben, okula para götürmek yasak. Ben yasakladım. Hayır, ben öyle bir şey olabilir mi? Öyle bir yasak da olsa benim çocuğum olsa ben onu deldiririm. Aa, bir tomar para veririm. Şeyden mi böyle bullying olmasın diye böyle bullying? Evet. Yani zaten kantin falan yok ki okulda. Neymiş bullying? Bullying böyle Türkçesi unuttuğum bir kelime. Haydutluk gibi de gibi sanki. Zorbalık. Ha, zorbalık. Ha, elinde, ha. Paralarını almasınlar elinden diye. Evet. Ha, böyle ezik çocukların veya daha sönük çocukların daha böyle kaslı çocuklar tarafından darp edilmesi. Haraç işte. Evet işte darp edilmesi. Biz yıllarca yaşadığımız haraç ya bu. Aynen. bullying. Furniture karıştırmayın. Ama artık yani mesela bizim okulda şey yok. Kantin yok. Bir şey malları zaten yasak. Olsun çocuk belki akşam kıza para yedirecektir falan onları. 6 yaşında bully ya. Yani bu. Ne hangi kıza ne parası yedirecek? Bully. Allah Allah. 3 yaşında bir kıza bütün paramı yedirdim abi.
Baba bana verdiğin 5 verdi ya. Cansu'da. Artık kendine ruj alacak. Evet. Konuştum. Bari bebek alır, paralarını biriktirip her şey yapılabilir yani. Ya ben senin çocuklara harçlık vermeye karar aldım. Gerçekten. Zavallı durumdalar diyelim. Hayır, estağfurullah. Sadece böyle haftada 5 falan. Bir de günlük 20 vereceğim. Karar verdim. Gerçekten 20 ona 20 aslında ona. Sen bizim ailemize destek veriyorsun. Yani. Anladığım kadarıyla çünkü ben onları alırım elimden. Hayır alma aga. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Böyle bir... Babanız alırsa polisi arayın diyeceğim çocuklara. Gönlü genişliğin varsa bana da verebilirsin. Günlük 20. Çocuk 18'i doldurmasaydın sana da verirdim. 30 yaşına geldin ne burada? Ne parası? Endüstri mühendisi insansın. Utanmıyor musun? Evet. Ama harçlık almak çok keyifliydi. Özledim. Sen mühendis değil misin ya? Allah Allah. Arabayı bir yere park eder sonra yürürsün gideceğin yere. Dönüşte hangi sokağa park ettiğini unutur. Sana bakmadın mı nereye park ettiğimizi der ve kavga çıkar demiş. Hmm. Evet bu büyük bir dert aslında. Otoparklarda da oluyor. Dönüp dönüp duruyorsun. Sen mi anlatmıştın? Fotoğraf çekiyorum ben ya. Sen mi anlatmıştın? Bir arkadaşım bunun aplikasyonunu yapacaktı. Yo. Böyle bir fikri vardı. Mesela benim arabanı arabam bul. Tanıyor. Ha, arabanı bul. Hı-hı. Aplikasyonu. Var öyle şeyler. İndiriyorsun araban neredeyse sana geliyor araba. Hatta otomatik dit. Yo benim uygulamam yok ama kendi yapıyor. En son Bluetooth'la orada bağlandığı için Bluetooth'u bıraktığı noktada en son nerede bıraktığını hatırlıyor. Öyle mi? Hı-hı. Ha güzel. Sen o zaman aramıyorsun hiç. Ben zaten hatırlıyorum genelde. Bazen de şey yapıyorum. Hiç ya, konuyu boğdu Yani, ya şey var. Konum hani, atıyorsun kendine arabanın bulunduğu noktadan. Tavlamaya çalışırsın da bir kızın tersler ya senin durduk yere. Yo. Ben hiç bilmiyorsun. Bir şey söyleyeyim. Ben unutmuyorum ki. Böyle, ama devam edemeyiz konuşmaya yani. Anladın tamam mı? Seni hiç unutacağım. Arabanı arka sokaklara bırakacağım. Şu saatten sonra inşallah bulamazsın da yani. İşte bak kavga seviyorum. Yine ilişkinin içerisine düştük Mesut ya. Canlı canlı kavga ettik. Demek ki böyle oluyormuş. Çok zor lan bu ilişkiler. Vallahi şu an bile yıprandım. Boş. Ama ben hala senin için unutmaya göze aldım yani. Ben seni boşuyorum. Ben gerginliğe gelemem. Ben senden boşama karar aldım. Sen kaybedersin. Tavşanlar da bende kalacak. Ben zaten seni sevmiyordum. Bak nasıl kalp kırıyor gördün mü? Bak nasıl. Neden öyle dedin? Bir daha düşünelim mi boşanma kararını? Evet, hayır ben başkasından hoşlanıyorum. Ama bak ben ben istiyorum ki ben seni boşayayım sen perişan ol. Ama sen ben seni zaten sevmiyorum dersen sittin seni boşanmam senden. Benle evli kalırsın ömür boyu. Başkasını seviyorum ben. Ya bunu böyle şey söylemeyin de benim gerçekten canım sıkılıyor. Tadım ben bile şey. Üzüldüm sizin adınıza. Sana üzüldüm ya. Evriyle bir şey yok aramızda. Ama aramda bir şey olmayan kızım durduk yere bana ben başkasını seviyorum demesi. Beni canlı yerine yıprattı ya. Ben duyguları olan bir insanım. Hep güldüreceğiz diye bir şey yok. Biz de üzülüyoruz. Allah valla belki dönmem ya. Ben sana gülüyorum. Kim seviyor? Bak arada da laf çıkıyor. Sana gülüyorum diyor. Nasıl kinayeli laflar çıkıyor. Kim seviyor? İsmi lazım. Kimse, sen tanıyorsun. Başka bir de şey sen tanıyorsun iyice. Kim bunlar acaba? Hepsine bakacağım şimdi. Rehberimin. Az sonra buradayız. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Hay Allah ya. 19.33 saatimiz. Anlatan adam Ebru Yıldız Mesut Süre kadrosuyla yayındayız sevgili dinleyenler. Akşamın sorusu ne olur da bir ilişkide kavga çıkar diye soruyoruz. Genel olarak yanlış telaffuz edilen kelimeler neler? Mutsuzluk. Bisiklet var. Bisiklet. Bisküvi. Bisküvit oluyor. Ha, doğru. Şey diyen var çok kibar bisküvi. Bisküvi. Üç tane i ile yani bisküvi. Evet. Başka? Bir de şey mesela. Şarj var. Şarj evet. Yani farz gibi. Hanımlar beyler bir hatırlatsanıza bu anons onu konuşalım istiyoruz azıcık. 0212 368 62 40. Acaba hangi kelimenin telaffuzunda genel bir problem var? Bir de mesela telli. Tel diyorlar ya böyle. Ne? Tel. Telli. Ha, evet açık aslında E. Tel, açık evet E. Açık E kapalı E muhabbeti. Hakim miyiz? Mühendis mesela. O açık E değil o. O tamamen gitti. Kaçmış o. Mühendis. Mühendis. Aynen. Değişik Ü. Kimi eleştiriyorsun kimi övüyorsun sen acaba ibret olsun diye mi bunları telaffuz İbret olsun diye zaten kötü telaffuz etmeye çalışıyorum. Ha tamam. Şimdi oldu. Herhalde canım. Tamam canım. Şey kötü telaffuz konuşuyoruz burada. Tamam. Faalatum faaluden bahsetmiyoruz. Hayır belki mesela telli. 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 Hayır, yanlış telli. Biliyorum canım telli ha, yani. Tamam. Telli
yanlış demek istiyorsun. Tamam. Ne? Mühendis. Bu mühendis doğru. Ya. Mühendis. Ha? Mühendis. E tamam mühendis bir. Mühendis değil. Yani mühendis değil tabii. bence Y ile yazılır. Yani iyice. Ayakkabı. Ayakkabı çok güzel ya. Aslında evet. Daha güzel. Yani ayakkabıdan daha net bitiyor ayakkabı. Yani. Ayakkabı. Pantul. O da çok güzel. Pantul da pantolondan güzel. Aslında keşke. Pantolon böyle daha sofistike bir şeymiş gibi değil mi? Pantolon. Yani. Çünkü. Eşortman. RT. Doğru ya eşortman. Eşofman. Bak eşofman da. Eşortman daha güzel. Eşortman ne ya? Yani uzun şortman gibi. Uzun şort. Bakayım hangi kelimelermiş. Instagram bir sürü yazar olmuş. Şemsiye. Şemsiye. Doğru. Gelmiş. Voleybol. Evet güzel. Anladın mı? Mesela voleybol da güzel. Ben çok yıllarca kullandım voleybolu. Voleybol. Aile voleybol oynuyorum. Voley yani şey vadi topu. Voleybol. Voley ne ki? Voley. Voley. Voley şey. Voleybol ne yani? Voley bence yuvarlak havada uçan file. Demek. File. Bilmiyorum. File topu. Ama tenis o zaman. Pembe. Pembe. Pembe de problem var. Yo, pembe yok. Pembe diyen yok canım. Pembe, pembe diyen yok. Pembe kim der ya? Haşortman var. Var gerçekten. Ya abi bu kadar abartırsan benim de ilkokulda arkadaşım vardı. Helikopter Ali Köfter diyordu. Yani bu şey yani bu yanlış bilme yani. Buradayız buradayız haşortman. Yazmış biri ama zaten o buradayız diye okudur. Evet. Ha, yani buradayız yazılır buradayız okunur. Evet. Bakayım başka bir sürü gelmiş arkadaşlar. Hangi kelimeler acaba yanlış okunuyor telaffuz olarak? Riks. Bu mesela. O beni insandan soğutabilir ya. Bir karşı insan soğur musun? Evet. Bir şeymiş mesela çok güzel bir kız anlatıyor. Diyor ki ben şu hayatta Riks alamam. Diyorum ki keşke alaydım. Evet. O Riks hakikaten. Abi, keşke alaydım da karşılaşmayaydık yani Riks. O hiçbir şey bilmiyor anlamına geliyor ya. Tamamen ya. Gerçekten. Tok çok diye ses gelir o. Beşlik boş su şişesi o yani. Ya belki de biz anlayamıyoruzdur. Öyle düşündünüz mü hiç? Evet doğru söylüyorsun. Bak o kadar güzel tespit ki. Yani o kelimeyi bilmiyorsa onunla beraber birçok şeyi de bilmiyor. Evet yani. Abi. Öyle bir. Ana başlık ya o. Öyle bir gözünde yani beş kat aşağı iniyor ki yani. Anladın mı? Kaşı gözü dağılmış. Anası babası tanıyamaz. Yani eşofman böyle bir şey değil ama risk. Risk evet. Bak evet. Öyle bir şey değil mi? Risk. Bence şarj da öyle. Değil. Değil bak. Şarj o kadar mi? Sert değil ama Rix gerçekten çok kötü yani. Şey diyorsun santraç. Santraç mı? Mesela santraç dese o evet, da değil mi? O da çok. Rix kadar yine sen de Rix almış oluyorsun. Ama bak yine Rix kadar değil. Evet Rix çok sert. Ben, arkadaşlar hangi kelimeyi karşısındaki yanlış telaffuz etse gözünden bir anda çok düşer. Evet. Bunu da masadan kalkıp gidersin aslında. Mesela voleybol o kadar da hani. Değil tabii. Tamam şey dersin yani tatlı ya filan. Kız ne güzelse keşke böyle olsaydı dersin yani gerçeği. Oraya kadar gelir ama Riks'in yani kurtarırı yok. Azra evet. Akın Riks dese Azra'cığım derim evden arıyorlar. Annem dolma yapmış. Kaçarım yani. Dabruka. Oo ama çok uyduruk ya bu öyle bir şey yok. Nasıl var canım? Dabruka. Ha dabruka yerine dabruka. Şaka diyemez. Yapıyorsunuz. Ben hiç duymadım dabruka. Ben de duymadım. Bakalım maaş maiş. Maaş. Şaka, şey. Şaka yolu. Senden bak. Gardırop gardolap. Gardolap derim ben ya. Daha güzel gardırop. Aa portmanto. Aman onun gerçeği portada alıştık da porta güler olduk. Anladın mı yani? Portmanto benim zaten çok kullandığım da bir kelime de değil yani. O zaman fites. Ah bak mesela. Dese ki. Fitesi taktın mı? Dese ki tatlım bana bisiklet alsana 18 fites. Soğur musun soğumaz mısın? O soğursun. Fites de çok. Fites de Riks. Valla şu an bilemedim. Hangisi daha çabuk çakıldı. Bence fites ya. Ama fites de bir çakallık var. Hayır bak. Bence de fites. Fites çok temiz. Işte. Riks çünkü sanki sonunda geliyor bir de böyle sanki. Orada arada kaynayabilecek bir şeymiş biri gibi. Biri sürçtü gibi düşünebilirsin. Hızlı konuşurken ortamda ama müzik var bir şey gider. Fites de büyük cahillik var. F'de. F'de başka bir şey var yani anladın mı? Yani fites dedi ya. Allah'ım şu an yani. Diken ya. Vallahi diken. Arkadaşın da bunu yapsa mesela ben kimlerle dolanıyorum ya diye düşünüyorsun yani. Ya erkek arkadaşın yapsa buna çakallıktan yapmış dersin yani. Hayır tamam ama yani Azra Akın derse hakikaten zor iş. Azra Akın geldi
ben dedi daha... Az varken ama Almanya'dan gelen bir kız değil mi? Dedi ki... Otomatik fitesli bir araba aldım. Dedi ki ben de dedi daha bisikleti var. 18 fites. Nasıl abi? Mesut'cum hiç riks almadı. Ama 18 fitesli daha bisikleti aldım. Abo. Neyse. Tacını geri alırsın yani. Tacını yeminle Kadıköy'de satarım. Tacını yazıyorum. O da 50 lira yani. Pozajını satarım yani. Böyle var, güzellik tacı var, güzellik tacı var. Bakalım başka hangi kelimeler varmış. Direkt karşı tarafı bir anda gözünden düşüren. Tamam. Kirbit. Kirbit olur. Kirbit de güzel. Veranda yerinde varenda diyen var demiş. Hiç duymadım. Ben hayatımda veranda kelimesini pek kullanmadım ya zaten. Ya çok güzel gelmiş ya. Hasansör. Hiç duydunuz mu oğlum hasansör diye bir şey? Sen evet. Dedin mi? Yani duydum ama cümle içinde duymadım. Şaka geyik olarak duydum. Ya değil mi? Bunu gerçekten yapan insan ben de denk gelmedim yani. Hasansör. Başka bir şey ya, başka bir seviye. Bakayım. Stepne var ya. Evet. İstepme. Yok abi o abartı. İstepne var. İstepme. Ha, evet abartı yani. Depresyon, depresyon. Bunu duydum ben. Depresyona girdim. Depresyona girdim. Çıkama inşallah. Nereye girdiysen belli değil. Hayır, depresyona girince karşı tarafı da depresyon. Yanlış bir yere girmişsin ben, belli. Deplasman gibi. Ben de şu anda girdim yani. Sen böyle kullanınca ben de girdim. Hadi birazdan geleceğiz hanımlar beyler. Bakalım başka öyle güzel örnek var mı? Portföye portföy diyen var demiş. Ha çok güzel bak. Sıhhatler olsun, saatler olsun. Evet bu. Ama öyle denir ona. Aynen mesela. Sıhhatler evet, olsun. Evet sıhhatler olsun demezsin. O sıhhatin haşını vurgulamazsın yani. Tabii canım ne o Abdülmecit Efendi gibi sabah. Sıhhatler olsun. Sıhhatler olsun hayatım falan. Evet, sıhhatler olsun. Sıhhatler olsun. Çok, çok şirin oluyor. Tabii. Ben şey kullanırdım çocukken çok da inandım. Şekerpare değil de şekerfareydi o benim için. Çok uzun bir süre. Şekerfare. Evet. Şu ana kadar konuştuğumuz Rix, bisiklet, fites hepsini bir kenara bırakırsak bambaşka bir şey yanımızda oluyormuş. Bizim haberimiz yok. Çok kısa bir ara hemen geleceğiz. Çok kısa bir ara. Dön dön. Bir sabah uyandığında kendini devciliğin bir böcek olarak buldu Gregor Samsa. Bir sabah uyandığında kendini bir elli, kel, fodul, içine kapanık ve fındık gibi bir buruna sahip olarak buldu Mesut Süre. Uçtum, uçtum, uç oldum. Bir topacık suç oldum. Değişmeyen tek şey Rabarba'dır. Rabarba dönüşümdür. Tanıtıcı reklam. Hanımlar beyler Huawei'in sunduğu Rabarba devam ediyor. Anlatan adam kaç ülke gördün? Geçen de bir oyunda kullandım. Bir ölçtüm onu. 33. 33 ülke görmüşsün. Hı-hı. Şimdi bu ülkelerde restoranlara gidiyorsun tabi. Menüleri anlamadığın ülkeler oldu mu? Abi İngilizce hariç hiçbirini anlamıyorum. Ha, değil mi? İşte şimdi ben de Huawei Mate 10 Pro var. Diyelim ki hangi ülke gördün? Çin'e gittik. Evet. Gittik Çin'e. Girdik bir tane restorana. Çektim fotoğrafını. Huawei dedim ki kaç paraymış? Huawei dedim ki bana burada gitmeyecekler mi? Ne diyor? Lütfen beni uyar. Warning yaz, bir şey yaz. Kaç. Yani direkt Türkçe'ye çeviriyor. Bir galiba da bir de 50'nin üstünde dil var. Of süpermiş. Evet direkt tak diye görüntü olarak da ses olarak da alıyor çeviriyor. Yani resmi çekiyorsun. Aha. Dükkanın resmini çekiyorsun. Aha. Ne dükkanı bu diyorsun? Mesela hani hakikaten o Kiril alfabesinde o Rusyalarda falan. Ha o da var bir de aşırı yani. Çalışır yani. Ne olduğunu da bilmiyorsun bir sürü. Bizden çok farklı dil kullanan nereler var? Yunanistan. Tabii Yunanistan var. Kiril alfabesini kullanan o üstteki ülkeler var. Tamam. Uzak Doğu Çin var. Var, Japonya var. Uzak Doğu Endonezya var. Tayland var. Latin kaç ülkede acaba? Latin. Latin kullanılıyor mu ya? Romence de değişik. Yok. Bizden farklı mı? Hangi? Macarca da öyle değişik harfleri değişik var. Değişik harfleri var yani. Ve bilmiyorum. Bütün bunlar işte hepsi şeyin içinde var. Benlik telefonda. Ben bakıyorum böyle atıyorum Q gibi bir şey var da işte sol çaprazı ya da sağ çaprazı doğru bir ortadan bölünmüş. Kafaya göre çizmiş. Ha kafaya göre yani bu böyle olsun. Bu iyi lan bu böyle olsun. Diye böyle hani şekli güzel her şeyi harf yapmışlar. Ama mümkün değil anlaman yani. Hani bir yere evlilttiremiyorsun. Kendi dilinden çok farklı olduğu için.
Tabii böyle A, E gibi mesela iş, ya çok değişik işaretler. Sanki yani bizim dilimize, bizim dilimiz başkalarınınkine benzemesin diye bir özenle oturulup planlanmış diller. Sen onu diller. Düşünürsen ben de gider Huawei'yi alırım. Beni delirtme. Ben de gider tak diye görüntüsünü basarım. O kadar uğraştığınız ülkece ama çözdük. Aslan ne oldu 2018'de? Az sonra geleceğiz. Ayrılmayınız bir yerlere. Rabarba tüm hızıyla devam ediyor. Mesut Süreyle Rabarba devam ediyor. Babamız bizi sevmedi, sevmedi, sevmedi. Kimindi bu şarkı? Bu şarkıyı mesela başka bir şarkılarını daha hatırlıyorum. Birçok bildiğim bir grup da benim şu an gündüz uyuduğum için mal gibi bahsediyorum. Şu şarkıyı da hatırlarsanız. Bulutların üstünden ananım ben kalbimi. Hiç bende yok. Yani bana bir masal anlat baba var. Sevgili dinleyici bir yazsana son anonsta. Babamız bizi sevmedi. Solisti Murat olan grup kimdi? Böyle değişik değişik kıyafetlerle çıkarlar sahneye. Çok baba grup. Babazula. Baba gruptur, baba gruptur derken buldum ya Babazula'yı. Hayırlısı olsun. Bir de şarkıda da baba geçiyor. O zaman her şey baba üzerine kurulu ya, bir grup. Ya Ebru dur Allah aşkına. 19.54 ufaktan gideceğiz. Çok sağlam, çok tatlı bir yayın oldu. Sağlam demeyeyim de azıcık değişik oldu ama. Çok tatlı, komik bir yayın oldu bugün. Kulak kabartan herkese teşekkür ederiz. Anladık ki biri bize fites diyorsa, rix diyorsa bir anda başka hiçbir şey bilmediğini düşünüyoruz o insanın. Ayağınıza sağlık ikiniz de arkadaşlar. Teşekkür çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyici, yolda bakarım ben şimdi Instagram'a. Bize mi öyle geldi sadece? Bu akşam yayını dinlerken en az 3 kez sesli kahkaha attın mı? Ya evet. Attın da neye attın? Son fotoğrafımızın altına yazın. Biz de şimdi giderken bir yerlere bakalım neler yazdığınıza. Hoşçakalınız efendim. Bay bay. İyi akşamlar. Mesut Süreyle Rabarba sona erdi.